Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. Karşınızda tam arkadaşlar. Şimdi Riven öldü. Hani böyle çalda falan yakalayıp öldürdüler. Ama tam kenci skor gitmediği için bir de adam koridora yetiştiği için çok da dert etmedim. Bu adamı analiz etmek istiyorum çünkü. Arkadaşlar bu adam... Avrupa sunucusunda Grandmaster, Master seviyelerinde sadece üst koridor tam kenci oynayarak bu elolara çıkmış bir isim. Ve ben tam kenci çok seviyorum açıkçası. Sebepleri de şu. Ben rakibimi sinir etmeyi seven bir oyuncuyum. Yani yıllar ilerledikçe böyle oldu bu. O yüzden de tam kenç bunlardan bir tanesi. Bunu da analiz ederken acayip keyif alacağımı düşünüyorum. Tam kenci de böyle birisi size bir ve bir teklif ederse özellikle aramda falan tam kenci alırsanız gerçekten güçlü olabiliyor. Hayalet ve ışınlan oynuyor. Hayalet çok önemli. Neden? Çünkü takım savaşlarında falan veya rakibi yakaladığınızda kovalamak açısından gerçekten çok büyük bir faydası var. Bana sorarsanız sıçra almayıp hayalet almanız çok daha iyi olacaktır sizin adınıza. Bir de çalılara falan girip böyle sağdan soldan çıkması olsun. O da bayağı bir üst koridorda hani işe yarıyor çünkü üst koridorun biliyorsunuz eşleşmesi tamamen aslında çalılar üzerinden işliyor ve şu an Riven erken aşamalarda tam Kencanı hani normalde çok güçlü ama bir şekilde Riven'ın bu yenilmeziyle ile beraber Tam kençe sıkıntı yaratma ihtimalini düşünerekten hafif geride oynuyor fark ettiyseniz. Şimdi benim yine klasik cümlemi kurayım. Ben bu tarz oyuncuların bu tarz eşleşmelerde bu tarz sabırlar göstermelerine açıkçası bayılıyorum Bunun da sebebi direkt olarak şu arkadaşlar Yani adam belli bir seviyeye gelmiş Koridor aşamasını ezbere biliyor artık çoğu eşleşmede falan E şimdi bu adam bile bazı koridorlarda kendi üstüne rakibin ittirmesine izin veriyorsa Demek ki biz de izin vermeliyiz Sonuçta bu adam senden benden daha iyi tam kenç oynuyor Veya koridor aşamasını daha iyi biliyor diyelim burada da kule altında fena bir iş çıkartmadı. Riven burada tam kençi umursamayıp Baus tarzı Riven oynuyor. Bence kötü bir hamle yapmıyor bu arada Riven. Onu söyleyebilirim. Sebebi de şu arkadaşlar. Hani tam ile seviyeler atladıkça hani kara baltası en azından bitene kadar Riven'ın. Tam ona sıkıntı yaratabilir yakaladığı takdirde. O yüzden de bana sorarsanız tam uzak durup minyon kesmek kötü bir tercih değil. Bir diğer konuya gelirsek de burada Riven üste dönmüş ve uzun kılıcını falan 3 tane uzun kılıcını cebine koymuş. Şimdi Tamkenç'te eşya yok. Riven geldiği zaman eğer Tamkenç bu koridoru yeteri kadar büyütemezse ve rakibi takas isterse problem olur. Şimdi burada Riven direkt olarak koridora gelmemesi onun adına kötü bir durum. Neden? Çünkü Tamkenç minyon sayısını burada çoğaltacak. Minyon sayısı büyüdüğü için de Riven eşya avantajı dahi olsa Tam ile savaşmakta zorluk yaşayacak. Bir diğer konu Riven dörtken Tam Kenz 5. seviye olacak. Çünkü minyonları daha önce öldürdü. Riven'ın bu minyonları öldürmesi biraz zor. Tüm yeteneklerini kullanması lazım. Bakın şu an bu durumda savaşabilir mi rakibi? Mümkün değil. O yüzden de Tam Kenz de aslında bedava bir üste dönüş burada yakalayacak gibi duruyor. Riven bu minyon dalgasını kesinlikle durdurmak isteyecektir. Rakibinin ışınlanını elde etmek için, almak için. Ama tam için buna vereceğini hiç düşünmüyorum. Evet görüyorsunuz şimdi rakibin üzerine doğru gidiyor. Kazix de buralarda, Viego da buralarda. Bir baskın göreceğiz gibi duruyor Viego'dan. Ve burada tam biraz problem yaşayabilir. Onu söyleyelim Riven burada 3. Q'sunu bekletti. Bunun da sebebi tamamen e, tamkencin yeteneğini bozmak aslında. Şimdi yeteneğini kullandı ama o kadar uzak mesafeye kaçabilmiş gibi gözükmüyor. Ve burada Viego ve Riven düşürmeyi başarıyor. Burada kesinlikle Viego'dan güzel oyun. tamkenç dalgayı büyüttü. Güzel oyun ama mesela şuraya kadar ittirdin ya koridoru. Bak geri alayım. Hemen şöyle göstereyim size. Şimdi koridoru ittirdin. Şuraya kadar götürdün. Tamam bitti abi. Maalesef ki bu kadar yetineceksin bu minyon dalgasıyla. Ama tam genç biraz daha fazlasını isteyince burada düşmüş oluyor. Geriye düşmesi bu tarz analizlerde benim her zaman hoşuma giden bir durum. Neden? Çünkü hep konuşuluyor abi işte çok öndeki adam analiz ediyorsun falan filan derken burada Riven yalnız yakalanmış. Riven ne kadar ultisini de kullansa tam gençte ultisini kullandığı için alt olduğu için burada Riven'ı yakalamayı başarıyor derken kaçacak mı Riven? Q yeteneği bekleme süresinde yalnız ve Riven oradan harbiden kaçmayı başarıyor. Burada tam genç adına kötü bir durum olmuş oluyor. Fark ettiyseniz ultisiyle kulesinin altına ittirmeye yani kulesinin altına atmaya çalıştı rakibini ama yeterli olmadı. Ee, kuleden orada hasar yemedi diye gördüm ben en azından. Maçta bayağı Clone Fiesta geçiyor şu ana kadar baktığımız zaman. Riven üstte döndü. Şimdi az önceki senaryonun aslında aynısı gerçekleşecek. Dalgayı büyüten bir tam kenç. Riven de orada atıyorum ee, minyonları tutmaya çalışacak. Ama tabii ki Viego gelir mi gelmez mi? Kha'Zix gelir mi gelmez mi? Bunlar farklı şeyler. Ama profesyonel arana da böyle bir koridor olduğu takdirde genelde iki ormancı da üst koridor çevresinde oluyor. Özellikle de bana sorarsanız... Tam ormancısı ihtiyacı daha çok. Niye? Koridoru ittirmesine ihtiyacı var. Birebir de kaybediyor olabilir ki şu an birebir de kaybetmesi çok muhtemel. Görüyorsunuz zaten Riven böyle biraz dövüyor. E, hatta burada düşebilir bile. Oy tam genç bayağı hasar vurdu. Orada kitle kontrol atıp kaçmayı başarıyor. Tam gençten gayet güzel boyun. Bana sorarsanız ben düştü öldü dedim. Ama burada kaçmayı başarıyor. Ve minyon dalgasına yetişebilecek mi bakalım. Biraz kaçırdı rakibi de plaka kaçırdı. Yani çok kötü değil. Evet minyonda eşitler. Bu arada Riven yakıncı şampiyonlara karşı atıyorum. Renekton, Menekton bile yenebiliyor arkadaşlar. Tabii ki Renekton genelde Riven'ı yener. Ama Riven üst koridorda fena olmayan bir şampiyon. Tam genç daha agresif oynasaydı yenme ihtimali var mıydı? Evet. Bana sorarsanız karşısında Riven varken hayalet tutuştur oynaması lazım. Sonuçta cheese bir şampiyon oynuyorsunuz. Cheese ne demek? Hani erken oyunda öne geçmeniz gereken işte rakibi darlamak istediğiniz bir şampiyon oynuyorsunuz. Baksanıza asara şu an. Mesela ham yapsa belki adamı öldürecek ki düşürdüğü yerde direkt olarak Q yeteneğini tekrardan kullanacak. Baksanıza attığı hasara. İnanılmaz bir hasar attı burada ve Riven hiç beklemediği bir hasar yedi. %100 eminim buna. Hiç beklemediği bir hasar yiyip orada düşüyor arkadaşlar. Burada bana sorarsanız minyonlara hiç dokunmayıp en azından tam genç diyecektim ki ışınlanı yok rakibin onu unuttum. Burada hemen bu minyon dalgasını en azından ittirip diğer minyon dalgasına dokunmadan hemen üsse dönebilir. Koreli beyzi bile atabilir hatta. Burada bir plaka daha alıyor. Bakın Q yeteneğini minyonlara kullanıp otomatik saldırılarını kuleye vuruyor ve burada bir plaka daha aldı. Bakın rakibin bir ölüşü yürümesine hiç gerek yok ama hani alıyor ve üste dönüyor şu an aldığı bir skor birebir rakibinin hiç beklemediği bir yerde acayip bir hasar çıkarak rakibini öldürdü. İki tane plak aldı. Acayip minyon kaybettirdi. Skor aldı. Bunların hepsini dahil ettiğiniz zaman şu an Riven'ın bu Tamkence karşı şansı yok. Ve Tamkenç'in bu kadar öne geçtikten sonraki en büyük gücü de rakibini koridora hiçbir şekilde sokmuyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle de öyle bir şey göreceğiz. Özellikle de biliyorsunuz Tamkenç baya bir önce değişti. Ultisiyle değil artık W yeteneğiyle sağa sola zıplıyor falan. Bu da rakibini bayağı bir probleme sokuyor. Bakın koridoru dondurdu. Riven üste dönüyor. Ama bu üste dönme tamamen zorunluluk. Bir diğer konu Riven'ın ilk eşyasını bana sorarsanız tam gence karşı hiç iyi bir eşya değil. Can havuzunu 1100 zaten tam genç yediği zaman sana kaç vuruyor yanlış bir eşya tercihi diye yorumladım. Evet gördüğünüz gibi minyon dalgasını olabildiğince tutmaya çalışıyor ama burada Bami'nin közü olduğu için arkadaşlar hani e, o biraz yardımcı oluyor ittirmesine. O yüzden de minyon dalgası istediği kadar donduramamış oldu ama iki seviyelik bir fark görüyoruz. Hadi 7'nin sonunda diyelim. 1.5 seviyelik diyelim ama bu 1.5 seviyelik fark bile şu an Riven'ın hiçbir şekilde minyonlara yaklaşmasını yani mümkün değil. Bir diğer konu bana sorarsanız Kazik üst koridor tarafında olsa kesinlikle kule altı yapabilirler. Bir diğer konu tek başına bile kule altı yaptığını ufak tefek hasarlardan sonra yaptığını görebiliriz. O, o Q kaçmayacak ama o Q kaçarsa o iş olmaz abi. Evet görüyorsunuz 1 Q ile attığı hasarı. Şimdi minyonlara yine bana sorarsanız dokunmaması lazım. Minyon dalgası resetlendi. Hiç vurmazsa Riven'ı baya bir hani minyon kaybettirir. Bak minyonların yanına bile yaklaşmaması lazım. Yanlış yapıyor. Q ile minyon kesecek. Bu konuda bence tam genç kesinlikle yanlış yaptı. Hani koridoru ittirmese Riven'a her türlü minyon kaybettirecek. Bakın ittirdiği için burada hiç minyon kaybetmedi. Hatta rakibi kayacılları alıp buraya geldi. Yani şu an bana sorarsanız Riven koridor bilgisi olarak bana sorarsanız daha iyi oynuyor. Ama üstün mü? Asla abi. Şu an yani Tam Kenç Kazix bile gelse ikisini bile öldürme potansiyeli mevcut bu Kazix ee, Tam Kenç'in. Öyle söyleyeyim. Baksanıza bir Q ile yarı canını aldı. Hemen önüne doğru atlıyor. Ama hayaleti var. Hayaletini de bastı şimdi. Otomatik saldırılarla vuruyor. Q'sunu kaçırması hiç ama hiç önemli değil onun için. Hemen burada yiyor rakibini. Biraz böyle o Leblanc'a doğru atıyor. Ve burada Leblanc gelmiş. Resmen servis etti adamın önüne yemeği. Burada skoru almayı başarıyor Leblanc. Şimdi yedikten sonra minyonlardan uzaklaştırın arkadaşlar rakibinizi. Çünkü hani rakibinizi bıraktıktan sonra o ilk Q hasarınızı vurmalısınız. Mesela Q'nuz varken yemeyin. At Q'yu bir tane vur sonra ye. Niye? Çünkü Q yeteneğin rakip içerideyken tekrar geliyor. Çıktığında tekrar Q atıyorsun. Yani iki tane Q atmış oluyorsun aslında rakibin hiçbir şey yapmıyorken. Burada zaten çok büyük bir bekleme süresi de yok arkadaşlar. O yüzden bunu kullanmanız gerekiyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir tane minyonu kesip direkt olarak üste dönüyor. Çünkü Riven burada gelmek istiyor ama Riven'ın ölüm zamanına baksaydı burayı ittirip üste dönebilirdi çok rahat bir şekilde diye düşünüyorum ben çünkü bir sonraki minyon dalgası da arabalı minyon dalgası. Şimdi burada önemli bir eşya bitti. Hard Steel biliyorsunuz buradan artık ekstra hasar alacak. Can havuzu da bununla beraber bu eşyayla beraber 2800 lira çıktı. Şimdi bu saatten sonra bu arada Kazix diyorum. Viego Kazix'e dönüştü diye karşıda Kazix varmış. Viego ile beraber öldürürler. Yanlış söylemişim o konuda da kusura bakmayın şimdi fark ettim. Neyse bu eşya Normalde Riven gibi şampiyonlar Karabaltadır vesairedir aldıktan sonra bu eşya işlevselliğini bir tık yitiriyor. Ama bu eşyayı erken dakikalarda yani bu dakikalarda aldığınız zaman hatta hatta rakibiniz de böyle bir eşya tercih, tercih ettiği zaman bana sorarsanız. Ee, bu eşya inanılmaz bir güce sahip oluyor. Şu an Riven zaten ufak ufak dayaklar yiyip yiyip gidiyor kayacıları almaya. Kayacılar da yok şu an. Bir totem attı, kule altı yemeyeyim ne olur ne olmaz gibisinden. Ee, ama hani Tamkenç bayağı bir darlayacak. Hatta Tamkenç Riven'ı umursamayıp burada belki şeyi patlatır diyecektim ama e, Bamin'in gözü var onu unuttum. Oo burada direkt olarak rakibi yiyor tuturduğu bir Q'dan sonra. Hemen orada sıçra atmak zorunda kaldı fark ettiyseniz Riven. Ama Tamkenç'i öyle öldürme ihtimalin yok be kanka. Yani bakın resmen Riven böyle bir film olur ya. Şekilli şukullu hareketler yapar, bir tane vurur, adam böyle durur, tutar sonra böyle duvara koyar ya adamı. O sahneleri bildiniz mi filmlerde? O sahneden oldu. Tam Kenç hiçbir şey yapmadı. Vurdu vurdu böyle. Sonra tuttu, sinirlendi, döndü arkasını böyle, tuttu, kaldırdı falan gibi bir durum oldu. Bence güzel örnekti. Onu da e, altını çizelim. Şimdi oyunda diğer koridorlara hiç bakmıyorum. Çünkü ben tam Kenç'le ilgileniyorum. Şu an Riven inanılmaz sinirlidir. %100 eminim buna. Neden? Abi, Riven diyordur ki şu an. Bu nasıl şampiyon? Ben işte şu Q'umu her şeyimi atıyorum, tutuşturumu işte tutuştur yokmuş gerçi. İşte şunu attım, yok yenilmezim çalıştı, yok şöyle yaptım, böyle yaptım. Hiçbir şekilde. Öldüremiyorum. E ben bu adamı bu kadar şey yapıp öldüremiyorsam ne mantığı var bunun diyor. Ama sen bu adamı öne geçirmeyeceksin abi. Yalnız arka tarafa bir ışından gelmiş Riven orada LeBlanc'ı düşürmeyi başarıyor. Ama tabii ki burada tam Kench burada son sözü söyleyecektir diye düşünüyorum ben. Bakalım orada Viego'yu yiyebilecek mi? Hop! Ohohoho. Çok uzaklardan yedi orada. Bakın işte en sevdiğim sekanslar başladı. Rakip e, ee, tam kençin rakibi kovaladığı ve rakibin ondan kaçmaya çalıştığı ama artık yeni tam gençle bu çok da mümkün değil. Hayalet nerf yedikten sonra tabii ki bunlar daha şey hayalet bana göre nerf o yani skor ve hasta aldıktan sonra hani süresiz uzamıyor direkt olarak Süresi uzattı 10 saniyeden 15'e çıktı ama yine de bu hayaletle beraber gördüğünüz gibi lisandra'da da gelse, Viego da gelse, Riven da gelse şu an bu tamkenci durdurmanın herhangi bir yolu yok. Bu tamkenç oynuyorken arkadaşlar rakip nişancılara dikkat edeceksiniz. Özellikle de bu dakikalarda rakip nişancılar sizi genelde öldürebiliyor. Genelde orta koridor şampiyonları sizi öldüremez. Bu dakikadan bah bahsediyorum. Genelde nişancılar sürekli hasar vurduğu için genelde rakip nişancılar size problem yaratır. Burada Viego'yu yakalamayı başarıyor. Viego ile bakalım Riven'ı aynı anda öldürebilecek mi? Onu merak ediyorum açıkçası. İkisinde de hard steel'in yükü çalıştı. Yalnız Riven'a inanılmaz bir hasar çıkarttı orada. Ultisi yok. Burada ultisi olsa belki bir şeyler yapabilirdi derken Riven'ı öldürdü. Viego da onu öldürmeye hasar yetmiyor. Onu da öldürmeyi başarıyor. Lisandro ultisini kullandı ama yeterli değil. Tam kendi rakibe vurmaya devam ediyor takımındaki herkes Tamkenç'i pintliyor ve Tamkenç burada yani rakip bu Tamkenç'i uğraşmamalı. Gidip Draven'ı öldürmeye çalışmalı. LeBlanc'ı öldürmeye çalışmalı. Kazix'i öldürmeye çalışmalı. Kesinlikle ve kesinlikle çok yanlış bir hamle. Özellikle de böyle kasmış bir Tamkenç için. Evet en güzel sekanslar arkadaşlar bunlar. Birinci seviyede rakibin ormanına girebilirsiniz. Böyle bir şekilde rakip ormancıyı yakaladığınız zaman rakip ormancının size karşı şansı yok. Şimdi rakipte bir de e, nişancı konumunda Zix var. Bu da demek oluyor ki tam kenç için 10 numara 5 yıldız bir durum bu. Hep arka tarafa gitti. Şimdi Sorakaya biraz vuruyor. Zix'e vurmaya devam etti. Yan taraftan Viego gelmiş. Herkese birer ikişer böyle e, resmen vurdu. Viego'yu yakalamaya çalışıyor ama yeterli olacak mı bakalım. Orada Soraka'ya da devam edecek ama yetenekler kaçtı. Yalnız biraz sıkıntıya girmiş olabilirler derken tam kenç o kadar tank ki resmen burada duruyor. Daha E yeteneğini kullanmadı bile gördüğünüz gibi. E yeteneğini kullanmadan bu kadar tanklıyor bu adam. Kuleyi de almayı başarıyorlar. Çok doğru bir zamanda oyuna dahil oldu. Koridoru bıraktı bakın. Çizmesini de aldıktan sonra negatron pelerini de aldıktan sonra bir de kara mührü de var. Şimdi büyü direnci olarak 130 büyü direnci. 150 zırhı var. E yeteneği var. Ve 4000 canı var bu adamın. E şimdi bu adamı bu dakikada öldürebilecek maalesef rakipte bir şampiyon yok. Yani rakip şampiyonlar da tam kendi karşı çok kötü seçim yapmış. Onu net şekilde belirteyim yani ben size. Ya yani böyle seçimler yakaladığınız zaman mesela rakip dağıtıyorum. Rakip orta koridor Galio sallıyorum. Çek tam kendi abi. Seni öldürebilecek ee, yani potansiyel olmayabilir rakipte. Rakip üst koridorda atıyorum tank var. Tank bir şampiyona karşı tam kenç gayet güçlü. İşte ormancılar mesela genelde Türkiye sunucusundan bahsediyorum bir de düşük öyle çok cezalandıran tipler de olmuyor. O yüzden bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Yani kesinlikle kanser bir şampiyon. Evet burada önce Q atıp sonra W atması önemli. Hani yavaşlatıp şey yapıyor fark ettiyseniz. Hop orada Q atıp yiyor rakibi. Hemen orada bakalım Soraka'yı öldürebilecek mi? Q'su var ama Q'sunu kullanmıyor kaçırırım diye. Hayaletinde kullanmış. Bakalım Zixi kovalayacak mı derken arka taraftan Lisandra'ya gidebilirler. Minyon dalgası var mı diye bakıyorum. Şöyle yokmuş. Tom Kench. Aa direkt kule altına girmiş. Hiç affı yok. Tanklamaya devam ediyor Tom Kench. <laughs> Abi inanılmaz bir şey. Hala tanklı. E yeteneği geldi bu arada isterse. <laughs> of çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Öyle böyle değil. Gerçekten bu arada ründen de grasp girmeyi unutmayın arkadaşlar. Grasp çünkü koridor aşamasında sizi daha da güçlü yapıyor. O yüzden de zaten siz koridor aşamasında güçlü olmak için oynadığınız için bu şampiyonu genelde grasp girmeniz gerekiyor diyelim. 8-1-10 bir tam kençle maç nasıl taşınır ve düşük bir elo'da değil Avrupa sunucusunun Grand Master Master seviyelerinde oynayan bir oyuncu. Büyük bir ihtimalle ben hani geçen sezon falan Challenger'da da bir kere birkaç kere çıkmıştır diye düşünüyorum. Cehennem maskesini de aldı. Bir tane de karışımını aldı. Şu an yani çok zor. Evet karavaltası bitik Diego'nun falan Riven'ın ama bu adamın da 3 eşyası bitik abi kimse kusura bakmasın 4600'de canı var zaten. Viego'yu yan tarafta yakalamış ama Diego kaçıyor derken orada karma yakalıyor hemen ultisini kullanıp Oradan çıkmayı başarıyor Vigo. Yalnız Lisandra içeriye girdi de yani çok yanlış bir hedef abi o. Yani <laughs> şimdi hepsinden zaten e, yük alacak. Evet tam kençe vurmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi ultiler falan kullanıldı, her şey yan taraftan Soraka'yı öldürmeyi başardı. Daha ultisini kullanmadı. Ultisini takım arkadaşına kullanıyor LeBlanc'a. Onu da yiyor, onu da kurtarıyor oradan ve burada tam kenç kendini pinkliyor. Şu an acayip keyif alıyordur. Kesinlikle bunu oynamak isterdim. Yani şu an şu modda şu tam kendi oynamayı çok isterdim. Rakipteki Viego da tam şöyle bir pinkledi. Bir ok almıştı zaten. Burada da baronu almayı başaracaklar gibi duruyor. Rakip takım bu saatten sonra mesela FF atması gerekir. Ama şöyle söyleyelim. Oyun uzadı. Şu, bu maç uzasa da tam taşır bu maçı. Ama rakip de atıyorum zayah olur. Rakip de işte ne bileyim kayısı olur. Bilmem ne. Olur. Fark etmiştir. Herhangi bir böyle sürekli hasar vuran bir nişancı. Ormanda yine Viego tarzı bir şampiyon falan. Oyun çok uzarsa sıkıntı yaşarsın bak. Gerçekten yaşarsın. Çünkü rakip nişancıya ulaşman özellikle o seviyelerde zor olur. Adamın yanındaki desteklerde de beraber düşünürsek çok zor olur. O yüzden bilinçli şekilde ee, gücünü haritaya yansıtacaksın Aynı bu adam gibi iki eşyayı bitti Çizmesini aldı çizme koridordayken almadı Fark ettiyseniz ooo burada Soraka artı Viego'yu yakalamayı başarıyor Viego'yu direkt olarak düşürecek burada büyük bir ihtimalle Viego'yu diyorum Soraka'yı Evet orada yaldır yaldır koşuyor yine Hayaletini basmış hemen W'sunu Kullandı içeriye Lissandra ultisini Falan kullanıyor ama daha E yeteneği var E, e yeteneğini kullanmış bu arada Biraz fazla tankladı orada ve burada rakip onu öldürmeyi başarıyor. Tabii ki bu süreçte Leblanc alt koridordan inhibitor kulesini almış bile. Dert değil. Rakip her şeyini kullandı. Viego kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama direkt düştü. Leblanc arka tarafta Zix'i düşürmeyi başarıyor. Ya tam o kadar çok şey kullanıp hani canlarını azaltıyorlar ki maalesef rakip takımın yapabileceği bir şey kalmıyor ve burada ee, tam şimdi buraya ışından kullanacak. O yüzden oyunu bitirme şansları gayet Mevcut şimdi kulenin altına girmesini bekliyor kulenin minyonların derken arabalı minyonu ışınlığını kullandı. Evet bu kule düştükten sonra da zaten baya rahat e, ilerlerler aynen öyle. Tahribi de var tahribi de patlatıp Riven içeriye girmeye çalışıyor. Bu arada şu an mesela sadece Riven'ı koruma özellikli de oynayabilir bak o da bir tercihtir. Mesela ne yaparsın baktın atıyorum çok e, güçlü nişancın hop Riven'ı <laughs> yedi getirdi. <laughs> İnanılmaz bir şey resmen adamı aldı base'den aldı getirdi takımın ortasına koydu alın dedi ya bu tam <laughs> inanılmaz bir şey Draven'dan da son pinkler geliyor tam gençten bence çok keyifli ee, bir maç izledik ve e, bu tam genci oynayarak da elo kasılabileceğini yani. tam gençin ne kadar güçlü olduğunu özellikle de rakipteki şampiyonların durumuna göre çok daha güçlü olduğunu gördük yani siz son tercihseniz Rakipte böyle bir anlık hasar çoksa tam kençi üst koridora tak diye alabilirsin. Eşleşmen de fena değilse kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.